Merhaba arkadaşlar. Bugün Kayseri'de Abdullah ustamızla beraberiz. Bir mekan düşünün. Tavuğun her türlüsünü yapsınlar. Bir mekan düşünün. Yemenin sınırı olmasın. Bir usta düşünün. Tavuk ve meze çeşitleriyle çatlayana kadar yiyin desin. Nasıl mı? Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi, hoş geldiniz. Abdullah ustam nasılsın? Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? Seni gördüm, daha iyi oldun. Ama şuradan çatlayana kadar yersen daha iyi olacaksın. Aynen öyle. Hastanelik olamıyorum. Şimdiye kadar kimseye hastanelik etmedik de abi, sınırları zorlayanlar oluyor. Vallahi. Ustam nedir bu iş ya? Çatlayana kadar yemek. Abi tek fiyata sınırsız tavuk ızgara veriyoruz müşterilerimize. Bak. Önce köz patlıcan çorbamızla başlıyoruz. Sonra mezelerimiz geliyor. Mezeler. Ardından tüm tavuk ızgaralarımızı sıcak sıcak sırasıyla servis ediyoruz. Ustam. Müşteri dur diyene kadar. Ustam çok merak ettim. Hemen başlayalım. Tabii ki hemen başlayalım. Abdullah usta. Evet. Geldik tavukların başına. Evet. Bir tavuğun başına ne gelebilir burada? Şuradan hoş başlayalım. Evet. Bu nedir? Bu tavuk şişimiz. Sarmadan yapıyoruz. Hı-hı. Yağlı ve derisiz oluyor. Tavuğun yumuşak kısmı olduğu için sarmasını tercih ediyoruz. Evet. Normal porsiyonlarımıza da bunu veriyoruz zaten. Bu çatlayana kadarın içerisinde var. Evet, çatlayana kadarın içerisinde oluyor bu. Peki ustam. Daha sonra tavuk sarmamız var. Aynı şiş kullandığımız yer ama bu yağlı, derili olur ve kemikli. Açmışsın bazlama gibi. Evet, yaprak yaprak gibi oluyor bu da. Bir tane yeter dostum. Tamamdır. Ben kendime fazla güvenmiyorum. Daha sonra bonfilemiz var. Göğüs etinden yapıyoruz. Hı-hı. Bunu da bu şekilde yine çatlayana kadar ve porsiyonları veriyoruz. Tamamdır. Daha sonra kanadımız var. Tüm ürünlerimiz bir gece marinasyonda kalıyor. Daha sonrasında... Sen bol bol katıyorsun, ne yapıyorsun? Çatlatacağız abi. Anladım. Amacımız çatlatmak ya. Burada bizim. Şimdi, çatlatmadan göndermeyeceğiz. Ben burada... Sorun yaşamak istemiyorum. Yok abi, yaşamazsın inşallah. Ben sadece güzel doymak istiyorum. Soda ısmarlarız abi, sorun olmaz. Sodayla yatıştırırız onu biz. Sen koydukça koyuyorsun. Bunlar yani... da çatlatacağız abi işte. Burada kelebeğimiz var. Kelebeğimiz pirzola şeklinde açıyoruz yine. Farklı bir tarzda. Tamam, çıtır pirzola. Tamam, en çok sevdiğim bölümü burası, biliyor musun? Biz de bayılıyoruz burasına. Yağlı ve derili oluyor bu. Çıtır bir şekilde. Tüm ürünlerimiz ızgarada pişiyor. Yeter ustam, yeter. Yani... Gözün fazlasıyla doydu. Sen ne yapıyorsun? Şimdi ona geçmeden önce bunların hepsi bir terbiyeden geçmiş. Doğrudur, evet. Bir gece marinasyonda kalıyor. Bir gece kaldı. Bir gece kalıyor marinasyonumuzda. Yoğurt kullanıyoruz. Hı-hı. Salçalarımız var. Daha sonrasında baharatlarla tatlandırıyoruz bu ürünleri. Baharat olarak ne kullanıyoruz? Baharatlardan toz biberimiz var. Acı toz, tatlı toz şeklinde kullanıyoruz. Pul biberi kullanıyoruz. Hı-hı. Daha sonra tuzumuz var. Şurada karabiber var mı? Karabiber kullanmıyoruz, yok. Heh. Karabibersiz, kimyonsuz yapıyoruz. Kimyon da yok tavuklarda. Oo. Kimyonsuz bir şekilde. Peki böyle meyveler, sebzeler bir şeyler kullanıyorlar. Limondu, portakaldı, soğandı. Onları da kullanmıyoruz, yok. Biz yoğurtla biraz asitle çürütmeye çalışıyoruz etleri. Çürüyünce daha da yumuşak oluyor. Evet. Ondan dolayı yoğurdun asidiyle birlikte kullanıyoruz. Mangalın başına geçelim. Orada devam edelim. Tabii ki. Geldik mangalımızın başına. Evet abi. Orada şişlerimiz var. Şişlerimiz pişiyor bir ucudan. O da bir porsiyon mu, ne? Porsiyon, siparişimiz geldi müşterimizden. Bir şurası bir porsiyon oluyor. Şu şekilde bir porsiyon. Kaç gram var orada? 300 gram. Bir porsiyon 300 gram. Evet. Güzel. Gram. Tamam, biz de çatlayana kadar. İşimiz yok. Burada gram yok. Kiloyla. Burada sınırsız işlemimiz var. Kelebekleri attık. Evet, kelebeğimi attım. Sarmamı attım. Sarmayı attık. Bonfilemi atıyorum. Şişlerimiz burada. Tavuk kanadımızı ve şişimizi de atıyoruz. Şimdi bu bir kişilik. Yok ben doymadım diyorsa bir bu kadar daha mı veriyoruz? Bu kadar devam ediyor. Son sınırsız bir şekilde bir kişilik doymadım, olarak başlıyoruz. Bir o kadar daha. Aynen. Doymadım bir o kadar daha. Var mı öyle birisi? Var öyle. Çok çıkıyor müşterilerimiz arasında. Sınırsızın sınırlarını zorlamaya çalışıyorlar gerçekten. Olur, zorlayanlar da oluyor. Zarar mı ediyoruz? Zarar etmiyoruz, müşterimizi memnun ediyoruz. Birinci amacımız bu zaten. Müşteri memnuniyeti bizde. Maksat insan kazanalım değil mi? Aynen öyle. Müşterimiz memnun olsun, bir daha gelsin. Eşine dostuna söylesin bizlere. Peki usta, burada sadece tavuk mu var? Başka bir şey yok mu? Tavuk ürünleri yapıyoruz. Tavuk ızgara üzerine restoranımız. Et ürünü yok maalesef. Sadece tavuk ürünleri yapıyoruz. İnşallah ileride onu da yaparsınız. İnşallah sınırsız et konseptini düşünüyoruz da. Bakalım ilerleyen zamanlarda planlarımız nasıl olursa. Çok sağ olabilir miyim?
Nasıl düşündünüz? Nasıl bir şey oldu böyle? Durduk yere, ya ben sınırsız bir şeyler yapacağım, sınırları aşacağım, insanlar yesin. Evet. Farklı bir şey bulalım dedik. Farklı bir konsept istedik. Evet. Aklımızdan geçirdik. Abimle düşündüm zaten bunu. İnsanların ilgisini nasıl çekeriz? Kayseri halkını nasıl buraya çekeriz diye planlar yaptık. Daha sonrasında sınırsız olayı gündeme geldi. Aramızda konuşurken zaten. Daha sonrasında da denemek istedik. Kendi aramızda denedik. Baktık nasıl oluyor, nasıl ilerliyor konsept, nasıl bir ilerleyiş gösteriyor. Müşterilerimiz memnun kalıyor müdürlüğüne. Abim dediniz, burada aile... Evet, aile restoranıyız burada. Annem, babam, abim, yengem, yeğenlerim hep birlikte çalışıyor. Burada yabancı kişi yok. Yabancı yok. Sermayeyi dışarıya kaptırmıyoruz. Hem kendimizden olsun hem maliyet düşsün istiyoruz. Ondan dolayısıyla kendimiz çalışıyoruz, kendimiz işletiyoruz çok şükür. Şimdi bir şey daha koyduk. Tavuk köftemiz bu. Ondan biz hazırlıyoruz. Bu hazır geliyor. Her piliç firmasından. Onu da kendimiz hazırlasak daha güzel olmaz mı? İşin gerçeği bu tavuğu test ettik, denedik. Pek memnun kalamadık. Sevmediğimiz ürünü vermek istemiyoruz. Sonra Erpiliç'le anlaştık işte. Kendileri böyle bir tavuk gösterdiler bize, tavuk köftesini. Hayır. Bundan memnun kaldık. Müşterimiz de sevdi. O ilerleyen zamanda inşallah formülü tutturabilirsek, şu an deniyoruz zaten. Kendimiz yine tavuk köfteyi de üretmeye başlayacağız. Yani bu işin en güzelini ben yaparım değil. Evet. Bazen iyi de öldürüp hakkını inkar etmeyeceğiz diyorsun. Aynen öyle. Erpiliç bu konuda iyi diyorsun. Aynen öyle. Şu an Erpiliç firması. Ondan memnunuz. Çok tamam. Arge çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah kesinlikle. Güzel bir şey bulacağız. Yani daha iyisini yapacağız. Şu an iyisi bu ama daha iyisini biz yapacağız. Ustam yaş kaçtı? 23 yaşındayım ben. Peki bu işe nasıl başladın? Otelcilik Turizm Lisesi'nden mezunum. Evet. Ondan sonra aşçılık bölümü okudum Sütçüman Üniversitesi'nde. Daha sonrasında Antalya'da stajlar gördüm 2 yıl boyunca belirli otellerde. Daha sonrasında İstanbul, İzmir'de eğitimler aldım. Birkaç yarışmaya katıldım. Şimdi sen turizm otelciliği bitirdin. Evet. Önce bir sunum şeklini gördün. Evet, orada eğitimlerimi aldım. Aşçılığı falan gördün. Evet. Ardından bir kanatlarda çalıştın. Bizi yani otellere yolladılar. Mektepçisi hem alaycısı oldun. İkisini birden idare ettik çok şükür. Maşallah. Daha sonrasında restoran açma hayaliyle çıktık yola. Maşallah. Bir şekilde oldu. Yani hem alayda hem mektepli bir ustayla karşı karşıyayız. Evet. Yaşımız genç ama arkamızda abimiz, babamız, annemiz, yengemiz, herkes var. Destekçimiz çok olduğu için. Mis gibi kokular yükselmeye başladı ustam. Evet, ben bile canım çekiyor bazen yaparken. Beraber yiyeceğiz zaten. İnşallah. Peki, meze. Biraz önce konuştuğum mezeden bahsettiniz. Evet. Kaç çeşit mezeniz var? 11-12 çeşit mezemiz oluyor. Mezeleri yine kendimiz yapıyoruz. Kendi üretimimiz oluyor. Günlük şekilde hazırlıyoruz. Tabaktan geliyoruz, mezelerimizi hazırlıyoruz. Daha sonrasında... 12 mezenin hepsi masaya gelecek mi? Hepsi geliyor. Hepsi sınırsız şekilde bu konseptin içerisinde var. Bak İç Anadolu'da bunlar alışık olmadığınız şeyler ha. Evet, biraz Hatay usulü, Antep usulü olmak istedik. Böyle meze olarak zenginleştirmek istedik masalarımızı. Diğer restoranlara bakarak. Evet. Ondan dolayısıyla meze çeşidini bol tutmaya çalışıyoruz. Peki çorbamız? Çorbadan bahsedelim biraz daha. Köz patlıcan çorbamız var yine restoranımız özel. Kendim yapıyorum onu da. Yine günlük olarak taze şekilde hazırlıyoruz. Günlük pişiriyoruz içeride. İsteyen müşterilerimize. Patlıcan. Evet, köz patlıcandan yapıyoruz. Patlıcan iki defa pişiriyorsun. Önce tutuyorsun. Közlüyoruz. Ocakta neyse evet. Artık. Közlüyorsun. Aynen. Ardını tutup bir de çorbanın içine katıyoruz. Çorbanın içerisinde pişiriyoruz, evet. Doğrudur. Ben bunu Maraş'ta görmüştüm. Maraş'ın ekşili çorbası da patlıcanlı oluyor. Evet. Ona benzer mi? Ona benzemiyor. Bizim ekşili değil. Biraz da baharatlarla tatlandırdığımız daha yumuşak bir çorba. Yani ekşiyi pek insanlar tercih etmiyor ama bizim çorbamızı tercih ediyorlar. Peki usta. Burası ne alemde? Burası çıkmak üzere. Yaklaşıyor zamanımız. Peki usta. Masaya geçelim mi? Masaya geçelim abi. Allah. Abdullah usta, şimdi geldik bu işin en güzel zamanına. Evet. Şu lezzetlerin damağımızla buluşma vakti. Evet. Şimdi burada mezelerimizi görüyoruz. 2, 4, 6, 8, 9. Fakat 11 çeşit meze demiştik. Doğrudur. İki mezemizi de tabağımızla birlikte sunumumuzun yanına veriyoruz. Köz domates ve köz biberimizi. Bunlar da sınırsız şekilde pilavımız da var. Evet. Şimdi oldu. Şimdi şu patlıcanlı çorbayı çok merak ediyorum. Bunun içerisinde ne var?
Köz patlıcan çorbamız var. Yine köz kapya biberimiz var. Daha sonra krema katıyoruz içerisine. Kendimiz baharatları tatlandırdıktan sonra servisini yapıyoruz. Yumuşak güzel bir içim. Evet. Ben daha önce böyle çorba da patlıcan deyince biraz garibime gitmişti. Evet. Özellikle Maraş'ta bir denedim. Oo çok güzel oluyormuş dedim ama sende ekşi yok. Evet. Daha soft bir tat. Doğrudur. Gayet başarılı. Mideyi hazırlamak için gayet güzel. Mideyi yumuşatıyoruz önce sınırsız yemeğe. Yoksa birden tavuk oturursa daha sınırmış deriz. Çorba sınırsız. Mezeler sınırsız. Tavuk sınırsız. Evet. Fiyat alabilir miyiz? Fiyatımız kişi başı 65 TL. 65 lira. Şu anki güncel fiyatımız. Şimdi ben geldim sabahtan. Abdullah Usta ben bugün buralıyım dedim. Evet. Sabah oturdum. Tavuk yemeye başladım. Çorbamız, tavuğumu işte mezelerde dedim. Saat 11-12 oldu. 1-2-3-4-5 kapanıncaya kadar burada kaldım. Sıkıntı olur mu? Bir şey bizim için hiçbir sıkıntı yok. Sınırsız bir şekilde. Saat sınırımız da yok. Bu restoranda hiç sınırı yok abi. Sabahtan akşama kadar. İnsanlar yarın buraya dolaşır. Her masaya bir adam gelir, yerleşir. Gelsinler, yatılı gelsinler, yatmalık gelsinler. Şimdi bize 1-2-3-4 parça bir şey geldi. Evet, başlangıç tabağımızda. Başlangıç diyorsun. İnsanların gözünü korkutmak istemiyoruz. Göz değil, mide doysun bizim amacımız burada. Evet. Az bir sunumla başlıyoruz tabağımızda. Evet. İşte bonfilemiz var, tavuk köftemiz var, pirzolamız var. Ama daha sonra gelecek. Daha sonra biz devam ettikçe garson arkadaşlarımız ürünleri takviye edecek. Yani buradan garsona bir şöyle... Demenize bile gerek yok. Zaten garsonlarımız durmadan masayı takip ettiği için siz son diliminizi alırken içeriden sıcak ürününüzü getiriyor ızgaramızdan. Hemen servisini yapıyor. Yani siz iletişim kurmanızı gerekmiyor yani. Getir, götür, dur, devam gibi sınav olmuyor mu? Şimdi biz etçi milletiz. Çorbayla sınırları zorlamak istemiyorum. Ya damağımızı ıslattık çorbamızı. Şimdi elle mi yenir, çatal bıçakla mı? Vallahi et, balık, kelle, elle yenir derler hep. Değil mi? Biz elle. Şöyle beraber yiyelim mi? Yiyelim o. Bonfilemizden başlayalım. Şöyle. Sulu sulu gayet güzel. Evet, sulu bırakmaya çalışıyoruz. Bazı müşterilerimiz çok pişmiş istiyor. Bizim Kayseri halkımız pek böyle durumlara alışık olmuyor. Biz yine biraz sulu bırakıp yumuşaklığını... Millet bunun kuru olmasını bekliyor ama bunun gerçekten böyle kuruyulukla alakası falan yok. Gayet başarılı. Lütfen. Bunu böyle dövme falan bir şey var mı? Kesinlikle uygulamıyoruz. Sadece göğsümüzü ayırıyoruz bıçağımızla. Daha sonra marinasyona yatırıyoruz. Ertesi günde zaten ürünlerimiz kullanıma hazır oluyor. Daha sonra müşterinin midesiyle buluşuyor zaten. Gayet güzel vallahi. Yalnız böyle çok fazla baharatla kaçmamışız. İnsanları baharatla rahatsız etmek istemedik. Çok iyi. Gelelim buna. Pirzolamız en lezzetli kısım. Ben de bayılıyorum buraya. Şurada bir parça daha var. Tabii ki. O kelebek mi? Kelebek. Bu da kelebek. Biz pirzola şeklinde açıyoruz bunu. Kemiğini çıkartıyoruz yandan. Daha rahat bir yiyiş tarzı oluyor bunda. Diğer türlü çok zor oluyordu. Çerez gibi gidiyor abi. Şimdi ben buraya geldim. 65 lira verdim. Masaya sahip oldum. Evet. Yalnız çocuğumla geldim. Ailemle geldim. Çocuklara ekstradan bir şey var mı? 0-6 yaş ücretsiz. Ailesinin tabağına sınırsız bir şekilde yiyor. Yine servis açıyoruz çocuğa da. Annesine servis ediyoruz. Çünkü çocuğun yiyeceğini bilemediğimiz için annesi yardımcı oluyor ona. Ne istiyorsa köfteden veriyor, bonfileden, sarmadan veriyor. O da sınırsız şekilde yiyebiliyor. 6 yaştan 16 yaşına kadar da yarı ücret alıyoruz. Onlar normal servisimiz neyse yetişkini açtığımız gibi çorbası, içeceği, mezeleri her şeyini veriyoruz. O da güzel. Yani orada aileyi biraz daha fazla düşünüyorsunuz. Evet. Aile şeklinde geldiğinde atıyorum bir çocuk, anne baba 150-160 lira gibi fiyata burada. Çekirdek bir aile sınırsız bir şekilde çatlayana kadar yiyor. Peki iki tane küçük çocuk var. İki tane yine 0-6 yaş olursa ailesiyle birlikte yiyebiliyor. Bak zarar etme. Etmiyoruz çok şükür, müşteri memnuniyetinde.
zaten tamam. Hizmetimizle birlikte. Tavuk sarma ister misiniz? Hepsini koy. Tavuk sarmamız bu şekilde sıcak sıcak ürünlerimizi servis ediyoruz garson arkadaşlar. Biz bitirdik mesela hemen hı-hı. Ürünümüz geldi. Söylemedik. Biz söylemedik. Geldi. Garson arkadaşlar takip ediyor. Ne aldı ekmeğimizle birlikte. Peki normal menümüz ne kadar? Bir servis istedim atıyorum. Bir zola. Kanat. Menülerimiz 33 lirayla 38 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Hı-hı. Kanadımız mesela 38 lira. Pirzolamız 35 lira. Yine bu mezelerimizi sunumunu yapıyoruz. Daha sonrasında tavuğumuz geliyor. Onlar da kaç gram kullanıyoruz? 300 gram tavuk şişimiz, hı-hı. 350 gram kelebeğimiz, 400 gram sarmamız, 400 gram tavuk kanadımız. Değişkenlik gösteriyor ürünlerimiz. Bir saniye, sen bunda acı kullanmışsın. Evet. Güzel, hoşuma gitti bunu bu. Farklı bir yöntemle yapıyoruz. Pek fazla malzeme olmuyor ama içindesinde sadece hı-hı. Domatesi, soğanı var. Biberdir, kapya biber katmıyoruz. Hı-hı. Bu şekilde lezzeti yakalamak istedik. Hem acı tadı da almıyor burada. Acı tat da olmuyor. Hı-hı. Sadece pul biberin acısı var. Güzel. Bu da yakıyor ve geçiyor. Hoş, güzel bir acısı var. Evet. Hoşuna gitti. Buradan devam edelim. Tabii ki. Vay be. Sular akıyor her yerde. Anca bu kadar sulu olabilir. Allah Allah. Şu kemiği alacağım. Kemiğe yakın olan et her zaman daha tatlıdır. Kesinlikle, kesinlikle. Hmm. Ulan ben de bakıyorum abi canım çekti. Peki usta burası da hangi saatler arasında açık? Sabah 11'de servisimizi başlıyoruz. Gece saat 12'ye kadar servis devam ediyor. Çatlayana kadar menümüz de yine bu saatler arasında tercih edilebiliyor. Yine aynı zamanda paketimiz de var. Gayet güzel. Peki sınırları zorlayan ne kadar zorladı? Turumuz... Tavuk şişlerimiz. Turumuz 1 kilo şeklinde oluyor. Ürünlerimiz bir tur 1 kilo şeklinde oluyor. Tamam. Bunu 3-4 tur dönenler oldu. Şu an rekorumuz o şekilde. 4 kişi bir arkadaş geldiler. Kişi başı 4'er kilo yediler. Oo. Sonra da olan bize oldu. Sonra gittiler. Olsun. Hikaye devam ediyorsun. Yani memnun oldular müşterimiz. Sık sık geliyorlar sağ olsunlar. Vallahi bizi ziyaret ediyorlar. Arada sizi bir sallayıp gidiyorlar mı yoksa? Sallayıp gidiyor. Onlar geldi mi zaten? Tavuk hazırlığımızı iyi yapıyoruz ki riske girmeyelim diye. Olsun ya, afiyet olsun. Aynen öyle, yeter afiyet ki, olsun. Onlar mutlu ayrılsınlar. Evet, evet. Olsunlar. Aile ortamı olunca zaten burada insanlar hemen ısınıyor ortamın sıcaklığıyla birlikte. Bu arada adam dedi ki ya ben bunu paket yaptırmak istiyorum. O zaman ne oluyor? Çatlayana kadar menümüz maalesef paket olmuyor. Sınırsız olduğu için. Burada ne kadar yerse yiyor, saatlerce yesin, dakikalarca yesin, önemli değil. Ama buradan çıkaramıyor ürünü, bu ürünü çatlayana kadar. Onun dışındakiler paket yapabiliriz tabii ki. Sıcakmış. Evet, sıcak sıcak servis ediyoruz ki ürünlerimiz lezzetli olsun diye. Bu da aynı şekilde, sulu şekilde geliyor. Sarmadan yapıyoruz yine. Peki ustam, son olarak insanlar burayı nasıl bulur? Yani... Açıkçası şu lezzeti herkes bilsin, görsün. Evet. Gelsin, yesin istiyorum. Adresimiz? Kayseri Mevlana Mahallesi'ndeyiz, Talas bölgesinde. Hı hı. Mevlana Mahallesi diye geçiyor burası. Aşağıda Halef Hoca Mezarlığımız var. Halef Hoca Mezarlığı'ndan mikrosu gördükten sonra Salı Pazarı istikametine giderken sağda ikinci aradayız hemen. Konumumuz mevcut. Konumumuz Instagram adresimizde, haritalar üzerinde mevcut zaten. Peki. Sormak istemiştiniz. Açıklama bölümüne telefon, adres ve konum bilgilerini bırakacağım ki tabii ki. İnsanlar gerçekten şu güzel lezzetleri tatsın. Tabii ki. Arkadaşlar, ustamızı duydunuz. Eğer sınırsız yemek istiyorsanız, ben sabah girip akşam çıkmak istiyorum diyorsanız, çatlayana kadar. Geliyorsunuz, çatlayana kadar yiyorsunuz. Velhasıl kelam, bir videonun daha sonuna geldik. Evet. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların en önemlisi böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşça kalın.